Kur'an'ın özündeki o toplumluk yönü, toplum adaletini filan güzel gündeme getiren, işte bu yüzden de antikapitalist Müslüman falan diyerek bir damar açan, bir yol açan, bir akım başlatan doğrusu değerli bir kişilik. Ancak galiba bu dinle bu kadar meşgul olanlar ister istemez bağnazla saplanmaktan kendilerini kurtaramıyorlar. Ya sana ne kardeşim ya? Anlamadığın işlere niye giriyorsun? Yani şimdi ya yani ne farkın kaldı sana kafir diyenlerden o zaman? Sana kafir diyorlar. E sen de başladın tekfüre. Bu tekfirciliktir. Doğru mu bu? Anlamadığın işlere niye giriyorsun? Böyle bir şey olur mu? Yani eline çivi alan her gördüğü, eline çekici alan her gördüğünü çivi zannedermiş. Şimdi eline almışsın bir din. Efendim yani kötü demiyorum güzel şeyler söylüyorsun. Ama bilmediğin konulara girince de böyle yan her gördüğün ey çekiç her gördüğün çivi değil vurma. Vurma bu olmaz bu. Şimdi bir kitabında da efendim bir takım inanç sahipleri birilerine Tanrı'nın oğlu diyorlarmış. E var işte Hristiyanlar söylüyorlar. Hristiyanlar İsa'ya Tanrı'nın oğlu olan Tanrı diyorlar. Tamam. Onu söylüyor. Tamam. Yahudiler de Üzeyir'e Tanrı'nın oğlu diyorlarmış. Kur'an'da da var bu. Peki. Bizi karıştırıyor ara. Türkler de diyor Tarkan'a. Ya yapma ya. Yani bu. Tarkan'a Tanrı'nın oğlu diyorlarmış. Ya Tarkan bir roman kahramanı yahut. Böyle bir kişi yok. Yani çocukluğunda okuduğun Tarkan resimli romanını tarihi bir kişilik zannediyorsun. Sonra da uyduruyorsun. Uydurma. Böyle bir bilim olmaz. O zaman biz senin bilgin olduğun konularda da kuşkuya kapılırız. Deriz ki ya acaba diğer konularda bu yöntemle mi bu söylüyor? Bunu yapma. Girme bu konulara. Girme. Bilmiyorsun çünkü. Ya insanlar bir hayat veriyorlar. Bir tarih öğreniyorlar. Efendim, Türklük bilimini öğreniyorlar. Bir şey söylüyorlar. Sen kalkıp diyorsun ki Türkler Tarkan'a Tanrı'nın oğlu derler. Nereden çıkarıyorsun bunu? Böyle bir şey yok. Üstelik Tarkan diye bir kişilik de yok. O bir ünvan. Birçok Tarkan var. Senin Tarkan zannettiğin resimli roman kahramanı ya. Bir de kara olana diyorlar deseydin bari. E şimdi bak dedirttin ama. Dedirtme. Basma damarımıza. Efendim, Kızıl Elma şirkmiş. de Kur'an'ın hangi ayetinde Kızıl Elma şirktir diye yazıyor. Hani Kur'an, Kur'an deyip duruyorsun. Efendim, yeryüzünün hakimi Allah'tır. E o zaman, hani o hakimiyet Allah'ındır diye minibüslerin arkasına yazan cahiller, saptırıcılar var ya, e onların yaptığını yapıyorsun. E tabii ki hakimiyet Allah'ındır. Ama Allah'ın hakimiyetini sağlamak sana mı kaldı yahu? Allah her şeyin hakimi. Yani Allah'ın gücü yetmiyor da Allah'ın hakimiyetini sağlayacaksın. Kızıl elma bilhassa Osmanlı Türklerinde. Osmanlı Türklerinden önce Türklerde kelime olarak kızıl elma kelimesi ne ben rastlamadım. Bilmiyorum siz Yok rastladınız. Yok. Yok. Osmanlı Türklerinde ortaya çıkmış. Çeşitli yorumlar ve anlatımlar var. Yani İstanbul almak istiyorlar. İstanbul'da işte Justinianus heykelinin efendim elinde bir altın küre var. Kızıl dediği Türkçe'de iki manaya gelir. Kırmızı manasına da gelir ama Türkçe'de altına kızıl denilirdi eskiden. Hala Doğu Türklerinde de kızıl denir. Kızıl alma dediği o yani. Ya o bir hedef, sembol haline geliyor. İstanbul'u almak istiyorlar. E sen de İstanbul'da yaşıyorsun bak eğer. Ataların Osmanlılar İstanbul'u almasalardı burada yaşayamayacaktın. Yani böyle bir şey olur mu yani? Demek ki Türkler cihanı yönetmek isteyince müşrik oluyorlar. Araplar isteyince müşrik olmuyorlar. Öyle mi oluyor? Ya ne ilgisi var ya? Bunun ne ilgisi var? Yani bunun şirkle ne ilgisi var? İki kavramı niye karıştırıyorsun? Allah'ın hakimiyetini ve Allah'ın her şeyin maliki olduğu başka bir kavramdır. O başka bir iklimin kavramıdır. Ama yeryüzünde toplum bilimlik olarak hayat sürüp giderken bir halkın, bir budunun, bir ulusun kendisine bir ülkü koyması başka bir kavramdır. Ne hakkınız var? Ne yapalım bırakalım gelsin Amerikalılar bizi yönetsin öyle mi? Bizim bir ülkümüz olmasın mı? Dolayısıyla yapma. Bak seni seviyoruz. Seviliyorken kıymetini bil. Bizi de karşına alma. Yani biz senin alanına girersek iyi olmaz. Bak girmiyoruz. Girmedim. Saygıyla bahsediyorum. Tamam. O konudaki mücadelene saygı duyuyorum. Ve şu ortak kanalımızda o konuda güzel sohbetlerin oluyor. İlgiyle dinliyorum kitaplarında okudum ama o Tarkan meselesine gelince dedim ki eyvah dönüp yeniden mi okusam acaba? Yani Tarkan, Türkler Tarkan'a Tanrı'nın oğlu diyorlar sözü ne kadar anlamsız, boş, çocukça bir söz ise Kızıl Elma şirktir sözü de o kadar anlamsız, boş ve çocukça bir sözdür. Dolayısıyla Kızıl Elma Osmanlılar'da sonra işte önce İstanbul'un Kızıl Elması, sonra Roma Kızıl Elması, hatta Moskova Kızıl Elması da vardı. Olabilirdi. Fena mı olurdu? İyi olurdu ama o Kızıl Elma ruhunun yaşadığı dönemlerdeki Türkler olsaydı iyi olurdu. Zaten ondan sonra Türkler 16. yüzyıldan sonra Türklükten de ya yani Osmanlı Türkleri de, Türkistan Türkleri de, Hindistan Türkleri de çok yazık üç doruğumuz, üç zirvemiz, üçü de aynı dönemlerde Türk ruhundan uzaklaştılar. Kızıl elma falan filan diye kalmadı. Bırak kızıl elmayı da yani Türk ruhunu kaybedince 16. yüzyıldan sonra Osmanlı'da, Türkistan'da, Hindistan'da İngilizlerin ve Batılıların top oynadığı bez toplar haline geldiler. O da başka bir gerçek. Bunları gündeme getir. Şunu gündeme getir. Nasıl oldu da 16. Bu soruyu soruyorum İhsan Bey. Dostuz. Aynı kanaldayız. Yayın yapıyoruz. Benim size dostluğum ve sevgim devam ediyor. Saygım devam ediyor ama bu tür şeylere girmeyin. Ama soruyorum. Neden 16. yüzyılda Müslüman Türkler Müslüman Türkler dedim. Dünyanın en uygar, en güçlü, en erdemli toplumları iken ne oldu da 16. yüzyıldan sonra yavaş yavaş gerilediler ve batının esaretine girdiler? Bu sorunun cevabını elbette ki biliyorsun ama bunlara gir. Bir, bir bak bakalım ne oldu. Ben sana kestirmeden söyleyeyim. Kızıl elma ruhumdan, Türklükten, Türk bilincinden uzaklaştıkları için oldu. Türk'ün İslam yorumunu terk edip senin de karşı olduğun Emevi İslam yorumunu dayattıkları için oldu. Buraya da Türkistan'a da Hindistan'a da. Evet bir ara verelim sonra devam ederiz.